Merhaba hanımlar, Pınar İğne Oyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün videomda hardal sarısı yazma kullanarak tek seferde biten bir model yapacağım. Özellikle yeni başlayanlar için de güzel bir seçim olacaktır. Hem yapımı kolay hem de zarif bir model. Ve ütüsü de bir o kadar kolay olacak. İpimi hazırladım, ipimi iğneme taktım. Zaman kaybetmeden hemen modelimi başlayayım. Evet, ipimi buradan hemen düğümledim hanımlar. Şimdi burada 3 adet zürafa yapacağım. Bu modeli yapacaksanız ilk olarak zürafalarınızı mutlaka küçük yapın derim ben. Daha kibar olacaktır. Zürafalar büyük yapıldığında gözenekler, dağ yapacağım çünkü şimdi burada. Dağlarımızın gözenekleri çok büyük olur ve görüntüsü hoş olmayabilir. 3 tane zürafamı yaptıktan sonra baştaki zürafama geri döndüm. Şimdi burada bir tane de pırpır yapıyorum. Artık zürafalarımı eksiltmeye başlıyorum burada. Tekrar ilk zürafama dönüyorum. Buraya da pırpırını yapalım. Bir tane zürafam kaldı. Tepeye çıkıyorum. Tekrardan bir pırpır bırakacağım buraya da. Dediğim gibi yeni başlayanların çok kolaylıkla yapacağı güzel bir model. Şimdi hanımlar aşağıya iniyorum zürafaya. İnerken de şöyle küçücük bir pay bırakarak indim. Direkt hiç pay bırakmadan değil de hafif bir payım olacak. Şimdi tekrardan bu yukarı çıkıyorum. Bu şekilde çıktık yukarı. Şimdi tepeye de 3 adet pırpır yapacağım. Parmaklarımızı şöyle tepeye doğru daha güzel toparlarsam iyi olacak. Hemen yine bir sonraki zürafaya aşağı iniyorum. Evet. Bu şekilde çok kibar bir model. Yine hemen yanına zürafalarımı yapmaya başlıyorum. 3 tane zürafam olacak. İlk zürafama geri dönüyorum. Pırpır yapıyoruz bu köşeye. Yine buradan zürafalarımı yapacağım.
Eksiltmeler yapıyoruz artık. Bir kalana kadar bu işlemi yapacağız. Yine ilk zürafama geri döndüm. Bir tane zürafam kaldı. Yine tepesine çıkarak bir pırpırını yapıyorum. Buradan sonra hemen yanındaki aşağıya zürafaya iniyoruz. Sonrasında tekrar içerisinden geçerek yukarı tepeye çıkıyorum. Buraya da 3 adet pırpır yapacağım. Dediğim gibi pırpırları tepede şöyle parmaklarımızla çekiştirelim, tepeye toplayalım bu 3 pırpırı. Çekiştirelim ki şuradaki ipimiz biraz daha ütülenmiş gibi olsun. Yine hemen aşağıya yanında zürafaya iniyorum. Evet. Yine bir defa daha yapalım. Üç tane zürafamı yaptıktan sonra baştaki zürafama geri döndüm. Bir tane pırpırımı da yaptım. Bir zürafam kalıyor. Bunun da tepesine geri gelerek pırpırını yapacağım. Sonrasında artık dağımı tamamladım. Sonrasında hemen yanındaki zürafaya ineceğim. İnerken de şurada hafif bir pay bırakıyorum. Çünkü geri dönüp 3 adet pırpır yapacağız. İçerisinden giriyorum. Biraz da şöyle bu pırpıra yaklaşacak şekilde ipimi düğümlüyorum. Buranın da 3 adet pırpırını yapacağım. Pırpırlarımı da çekiştirerek tepede toplanmasını sağlıyorum. Ve yine hemen aşağıya bir diğer zürafaya iniyoruz. Evet.
Modelin yapımını bu şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Şimdi ben birkaç adet daha ilerleteyim. Uzunca bir mesafedeki görünümüne bakalım modelin. İnşallah hepimiz beğeniriz. Hemen tamamlayıp geliyorum. Evet, ben modelimi biraz daha ilerlettim. Bu aşamayı getirdim. Modelin son hali bu şekilde olacak. İnanın şu an ütüsüz olmasına rağmen güzel bir duruşu var. Ütülendiğindeki duruşu daha da hoş ve güzel duracaktır. Kağıt gibi olacağına inanıyorum. Hem de ütüsü oldukça kolay olacak hanımlar. Yani yazmanızı sabunluyoruz, köpürtüyoruz oyalarını. Kumaş parçamızı da üzerine koyarak ütümüzle dikey bir şekilde ütülüyoruz. Evet, benim ütü yöntemim bu şekilde. Kumaşı sabunlayarak da ütüleyenler varmış. Benim ütü yöntemimi merak edenler varsa sayfamda 2 adet ütü videosu var. Birisi bitirmiş olduğumuz yazmaları nasıl ütüleyeceğiz? Diğeri ise kullanıyor olduğumuz yazmaları nasıl ütüleyeceğiz diye 2 adet video çekmiştim. İzleyip faydalanabilirsiniz inşallah. Evet, şöyle modelin diğer yüzünde hemen gösterelim. Dediğim gibi özellikle de yeni başlayanlar için çok güzel bir seçim olacaktır. Hem keyifli hem de akıcı bir ilerlemesi var. Ben keyifle yaptım. Şimdi modele bir fiyat vermem gerekirse, bu modeli ben yapıyor olsaydım yazma haricinde sanırım 65-70 TL arasında yapardım diye düşünüyorum. Evet, bugün de videomu bu şekilde sonlandırayım. Son olarak kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Düşüncelerinizi benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Öğrenmek istediğiniz herhangi bir şey varsa yazarsınız. Bildiğim bir şeyse inşallah cevaplarım. Evet, bugün de bu şekilde sonlandırayım. Bir sonraki yeni modellerle tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.